İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerde birden alıverirler kara haberini. Okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarını. Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime düşüverince işlerine, karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin, beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan ya da melal denizi parkların ıssız yerlerinde, örneğin Hint Okyanusu gibi derin, isyanın kapkara sularına dalan. Nice akşamlar bilirim ki karanlığını bir millet hastanesinde, 9 kişilik kadınlar koğuşu koridorunda, başını kalorifer borularına gömmüş, beyaz giysilerinden, uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır. Bir de baharlar bilirim. Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği. Anadolu bozkırlarında, İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru tekerleri yamalı asfaltları bir Ağustos susuzluğu ile içen cesur otobüs pencerelerinden bilinçsiz bir baş kayması ile görülen evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken diğer ellerinde sarkan yemyeşil bir soğanla gelen. Yüzler bilirim ülkeme dair. Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir. Kala kalmış bir kıyıda melul ve tenha kalbim gibi. Kaybolmuş daracık ceplerinde elleri, titreyen kenar mahalle çocukları, bir sıcak somun için, yalın kat bir don için dökülürler bulvarlara yapraklar gibi. Kadınlar bilirim ülkeme ait. Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak, göğüsleri Çukurova gibi mümbit, dağ gibi otururlar evlerinde. Limanlar gemileri nasıl beklerse öyle beklerler erkeklerini. Yaslandın mı çınar gibidir onlar, sardın mı umut gibi. İsyan şiirleri bilirim sonra. Kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden. Harfler harp düzeni almıştır mısralarında. Kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır. Kimi bir soygun sofrasında, ışıklı salonlarda hırsızın gırtlağına tıkanmıştır. Müslüman yürekler bilirim daha. Kızdı mı cehennem kesilir, sevdi mi cennet. Eller bilirim haşin, hoyrat, mert. Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri. Bir diğer ifadeyle Akdeniz Türk'ün sıcak, sımsıcak insanları. İnsanı insana, insanla insanda, insanca anlatan Mertçe Söyleşi programı başladı efendim. Efendim her zaman söylediğim gibi insan demek, hiçbir değerin kendisiyle ifade edilemeyeceği bir yüceliktir. Bütün insanlar, insan olmanın gerektirdiği bir sorumluluk altındadırlar. Bizim bugün Adanalı, ünlü bir siyaset adamı ve dahi iş adamı, gönüllere yürüyen bir güzel insanla birlikte olmamızın tek ama tek sebebi var. O da insan ve insanlar olarak sorumluluğumuzun sorularını birbirimize sormak ve sordurmak, bu soru ve sorunlara hep birlikte sizlerle birlikte interaktif olarak efendim bu sorulara cevap aramak için buradayız efendim. Bazı insanlar asla ve kat'a siyasetten ayrılsa da
vizyonsal anlamda, efendim görsel anlamda gazetelerde haberleri çıkmasa da unutulmuyorlar. Yüreklerde çünkü o insanlar var. O açıdan da ihtiyaç duyuyoruz o insanlarla tekrar tekrar sohbet etmeye. Bütün ülkede bu tür seçkin, değerli, gönüllere yürüyen insanlardan var. İşte onlardan biriyle bugün birlikteyiz. En azından bunlar benim düşüncem, birileri eleştirebilir ama iş adamı Ziyaettin Yağcı Mertçe söyleşi de. O son zamanlarda gazete okumayı bile bırakmış. Gönül küs mü etti, ne yaptı bilmiyorum. Gerçi AK Parti'de çok iyi bir noktaya doğru gitmiyor bence ama. Ziyaettin Yağcı'nın fikirlerini bilemem. AK Parti şu anda Adana'da dibe vurmuş durumda sevgili Yeni ile. Yeni hiçbir yenilik getiremedi. Keşke Ziyaettin Yağcı gibi bir karizmatik İl başkanının arkasından efendim o olmasaydı, bir başkası olsaydı ama ne yapayım, onun ağırlığı altında adamcağız ezildi gitti. Ben şu haberi okuyayım fazla karıştırmadan. İş adamı Ziyaettin Yağcı Mertçe söyleşi de. Bilgisiyle, birikimiyle, bilinciyle, insani ilişkileri, hümanist özellikleri ve insan yanıyla adından söz ettiren, ırk, renk, din, dil ayırt etmeksizin yaratılanı yaratandan ötürü seven, eskimeyen dost iş adamı Ziyaettin Yağcı Mertçe söyleşi de. Gönüllerin eskimeyen vekili, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir önceki il başkanı, Adana'nın renkli hoş sohbet ve nüktedan simalarından iş adamı Ziyaettin Yağcı ile ne mi konuşacağız? Onu biraz sonra efendim hep birlikte göreceksiniz ama Ziyaettin Yağcı'nın nükteden enteresan bir tarafı var. Hemen oradan gireceğim. Geçen onu zaten belki intikam almak için ben bugün stüdyoya çağırdım. Kendi kendimle dalga geçmeyi çok severim. Bu noktada aşkın bir tipim. Efendim yazdım, hem Twitter hem Facebook hem de Instagram'da kullandım. Ulan hıyar dedim kendi kendime. Aşağıda bir baktım, bir tek birinden cevap var. O da elbette Ziyaettin Yağcı'dan tuz göndereyim mi? Abi sen ne demek istiyorsun ya? Hoş geldin, sefa geldin Ziyaettin abi. Tuz getirdin mi? Teşekkür ederim, sağ olun. Bal getirdin mi? Efendim hoş geldiniz. Teşekkür şaka ederim. Bir tarafa. Sağ olun. Evet sevgili dostum, öyle bir giriş yaptınız ki. Hani şu kum saatleri var. Evet. Çevrilir. Sonra yavaş yavaş dökülür. Sevgili kardeşim Fikret Yeni'ye söylediklerinizi kabul edemediğimi en başta söyleyeyim. Canım benim tabii ki, yani bizim görüşümüz. Bize evet. Olan övgüleriniz insan olarak nefsime hoş gelse bile siz öyle söylerken şey düşündüm, gel dedim bu şeyi kum saati gibi bunu tersine çevirelim. Canım. İnşallah Fikret daha yukarıda, biz de artık işimize gücümüze bakalım. Fikret Bey çok mümtaz bir arkadaşımızdır. Siyaset biraz nankör bir meslek denilebilir. Bir de hiçbir insanı herkes sevmez. Doğru. Yani bir iş yaparsınız, seven memnun olan olduğu gibi sevmeyen, rahatsız olan insanlar da olabilir. Fikret Bey kardeşimi de elbette herkes beğenmeyebilir ama biz ortalamaya bakarız. Fevkalade güzel bir arkadaşımızdır. İnşallah başarılı olacağını umuyorum, bekliyorum. Ama Ziyaettin ondan Bey çok yani daha şimdi iyi hizmetler katılmayabilirsiniz bir il başkanı ve partili olarak elbette de yani zaten katılacağınızı da beklemem benim ukalalık olur, çok aşırı akıllılık olur ama görünen köyde kesinlikle kılavuz istemiyor. Yani şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi Adana'da sanki yok hükmünde. Hiçbir ciddi açıklama görmüyorum. Hiçbir performans görmüyorum. Belki MHP'li bir büyükşehir belediye başkanının, belki gerçekten hakim bir belediye başkanının, çok sesli bir belediye başkanının, işte her tarafı toparlayan Aytaç Bey'e göre efendim değerlendirirsek şu an Adana'yı, kavga dönemi bitmiştir bana göre. Sayın Mahmut Çelikcan da AK Partili olarak birlikte hareket ediyorlar. Sayın efendim Zeydan Karalar'da, Sayın Soner Çetin'de, hatta bütün il başkanları da sanki Hüseyin Sözlü'nün etrafında yumak olmuş durum. Bu Adana adına güzel bir fotoğraf bana göre ama
Bunun mu etkisi bilemem ama Ziyaettin Bey olsaydı çok daha farklı bir performans, ses olabilirdi diye düşünmeme geldi şimdi, değil. Bunu sayın, lütfen yanlış anlamayın. Sayın Mert, ben sana Mert'e bir şey diyeyim mi? Söyle abi. Şimdi vuracaksan bana vur, cevabını da al. Öveceksen kardeşlerimi öv. Tamam vurayım abi. Sen tamam. Bir Twitter mesajında diyorsun ki, efendim ismini gizleyenlere cevap verme adetim değil. Ne demek istiyorsun abi? Yani ismini gizlemeden size mesajlar mı gönderenler var? Bana özel değilse de, ki tabii bu geçmiş siyasi hayatımızda bazıları böyle oldu. Yani tek tük. Evet. Bu binde birlerle ifade edilen bazı şeyler var. Böyle yazıyorlar ama bakıyorsun sahte isim. Bunlara cevap vermek tabii boşa yorulmak. Kendi ismini Mertçe evet. Ortaya koyamayan kesinlikle. İnsanları muhatap alıp onlarla tartışmaya girmemek lazım diye düşünüyorum. Onu ne zaman yazdım, ne vesileyle yazdım şu anda hatırlayamıyorum ama muhakkak öyle bir şeydir. Yani ortaya çıkmayan adamla ben hayaletle kavga etmem. Yani ortaya çıkacak somut olarak tabii. Meydanda olacak. Onun, yani. Biraz önce dediğim gibi vuracaksan bana vur, yumruğu suratında gör. Allah'a şükürler olsun. Bizim efendim darpla, kavgayla işimiz yok. Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevgi için. Gönüller yıkmaya değil, gönüller yapmaya geldik ama eleştirinin bir estetiği, güzelliği, tahrik edici yanı olmalıdır. Seven insan eleştiri yapar ve yine biraz önce şiir okuyan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'yla ilgili bir Twitter mesajı var yine Sayın Ziyaettin Yağcı'nın. Diyor ki, Allah'a binlerce hamdolsun ki böyle bir başbakana sahibiz. İnsan dediğin icabında ağlayabilen, merhamete ve şefkate sahip olmalı diye bir mesajınız var. Çok da hoşuma gitti. Evet, doğrusu hatırlayamadım. Herhalde geçmişte yazmışımdır. Geçmişte evet. Zaten kullanmıyorsun. Evet. Bana çakmak için kullanıyorsun zaten evet. Twitter'ı kesinlikle. Buyurun. Öyledir hakikaten. Siyasetçi de insandır. Yani insani özelliklerini terk etmemeli. Siyasetçi de, devlet adamı da herhangi bir vatandaş gibi, Ali gibi, Veli gibi, Ayşe gibi, Fatma gibi yerine göre ağlar, yerine göre üzülür, yerine göre kızar. O da neticede insandır. Yani etten, kemikten, sinirden yaratılmış bir varlıktır. Böyle yapmacık robot ve heykel gibi adamlardan bize hayır gelmez. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı o özelliklerini beğenirim. Herkes de beğenirim. Yani, Sayın Cumhurbaşkanımız için değil. Yani herkes de öyle. Evet. Onda demek ki öyle bir ağladığı zamanı görmüş. Ben de ona düşündüklerimi ifade etmişim. Annesi öldüğünde ağladığını biliyorum. Başka birkaç kere ağladığını biliyorum. Bu gayet tabidir, normal bir şey. Bir de cenaze aracına bindi falan. Onun evet. Tevazı tarafları o, da var yani. Cenazenin altına da girer. Cenazeyi taşır dostlarının, arkadaşlarının. Yani sevdiği insanların tabutunun altına girip taşıdığını her zaman görürüz. Bir vefa tarafı kesin var yani. Bir duygusal tarafı çok ağır. Evet, Bunu kesinlikle biliyoruz ama acımasız tarafı da var. Yani örneğin o... İnsandır. Abi insan da gezi olaylarında yani... Bir tane ölen ya da birileri tarafından öldürülen çocuğun ailesine geçmiş olsun diyemeyecek kadar da bir acımasız tarafı da var abi. Bak şimdi seni öldürürüm, senin ailene geçmiş olsuna gelir. Abi işte görüyorsunuz sevgi, bak bunlarla konuşulduğu zaman olayın neticesini aman tamam ben arkadaş makul şüpheli falan durumuna düşmeden yine... Şimdi kendi sermayesini kendisine kullanıyorum. Aslında bu da bir ticaret ama ben maddi ticareti asla beceremedim abi. 2000 yılında bir yayın evi açmıştım. Yayın evimin duvarına şöyle bir yazı açtım. Buradan kitap almanın şartları. 5 şartı. 1. Yoksul olduğunu beyan et, hediye olarak kitabı al. 2. Kredi kartı geçersiz olup insan olmanız en büyük kredidir. Senet, sepet, tescil gibi işlemler geçersizdir. 3. Beni ikna et, sonra vereceğimde bana kazık at. Kitap okuyandan yediğim kazık diğer kazıklardan daha evladır. 4.
Sonra vereceğim de efendim getirme parayı yine helal ederim dedim. Öyle de bir ipucu verdim. 5 parayı ver, kitabı ve fişi al peşin olarak. Bu 5. maddeye hiç ama hiç kimse riayet etmedi. Çakmak Plaza'da efendim kurmuş olduğum bu yayın evini 2000 yılı itibariyle 1 milyar 250 bin lira efendim borçlu alacaklı olarak bir başkasına devrettiğim zaman Rabbime secdeye kapandım. Beni buradan kurtardın diye. Ticarette 0-0 elde var 0-0. Peki abi bu da bir herhalde şey bir meleke meselesi. Bazı insanlar bunu beceriyor sizin gibi. Ben beceremiyorum. Ne var aramızda abi fark? Yok ben de çok becerikli değilim. Yalnız Allah'a şükür ben iflas görmedim. Şükürler olsun. Ama öyle ticarette çok da başarılı değilim. Yani vasat, belki vasatın biraz daha altında. Allah'a şükür evimizin, ailemizin rızkını çıkarıyoruz. O kadar abi şimdi kendimi çok başarılı görmem. Konu kadar sana gelmişken, evet, zaten top atmamış da bir tüccar iken, efendim şurada bir mertçe helalleşelim diyorum. Aslında helalleşmeye de gerek kalmadı. Ben ödememi yaptım. Yıllar önce bir ihtiyaç var. Ziyaettin abiyle de uzun zaten 40 yıla varan bir tanışmışlığımız var, dostluğumuz var. O enteresan sokakta bir dükkanı vardı. Oradan beri tanırım ben Ziyaettin abiyi. Genç, pırıl pırıl, yakışıklı bir delikanlıydı. Şimdi oraya, olduğu gibi. Oraya oraya gider, onun o nurlu sohbetlerinden müstefid olurduk. O zamandan beri tanırım. Efendim bir ihtiyaç için gittik. Çok da rahat, hiç de yüzüm kızarmadan para isteyeceğim bir insan. İstedim, dedim böyle böyle bir ihtiyaç var, o da sağ olsun verdi. Bir sözleşme yaptık, iş bu sözleşme. Ziyaettin Yağcı ve Yüksel Mert arasındadır. İhtiyacıma binaen şu kadar parayı aldım. İmkanım olduğu zaman geri ödeyeceğim diye yazdım. İşte şahit filan, şahit alıcı, verici, en büyük şahit de Allah Celle Celaluhu diye yazdı. Ziyaettin abinin çok enteresan bir esprisi var ya. Ben dedi bu şahidi nereden bulacağım, nasıl bulacağım? Ve abi imkanımız el vermedi, biz parayı ödeyemedik. Allah senedinin de bir adedi onda, bir adedi de bende kaldı. Sonra il başkanı olduğu zaman kitap sattım. Biz bunu ödedik. Ama hala senet onda abi, lütfen senedi getirdiysen ben rica edeyim abi. Senden kurtulmak ne mümkün? Senedimi getir program yapacağız dedin, yoksa yapmam dedin. şantajda veriyorum. Evet. Tarih 13 Mart 2001'miş. Allah Allah, 13 Mart 2001. Evet. İş bu sözleşmeye, Allah şahittir. Celle Celaluhu. Evet, evet. Ben onu hatırlıyorum. Hakikaten dedim ki peki biz bir ihtilaf olsa mahkemeye düşsek bu şahidi mahkemeye nasıl getireceğiz? Buyur kardeşim. Abi helalleşmiş. İbra edilmiştir. Çok teşekkür ediyorum. İnan çok en işte üstad şunu okutur musun kameraya? Okut abim. 13-3-13-3-2001. Bu protokol Yüksel Mert ve Ziyaettin Yağcı arasındadır. İhtiyacıma binaen Ziyaettin Yağcı'dan 200 milyon TL aldım o zamanın. Türkiye nereden nereye gelmiş? Sıkıntım geçtikten sonra ödeyeceğim. İş bu sözleşmeye Allah şahittir. Parayı veren Ziyaettin Yağcı, parayı alan Yüksel Mert. Efendim çok teşekkür ediyorum. Rabbim sen zaten her şeye şahitsin. Ama Ziyaettin abi hakikaten milyon yazmışız oraya. Nereden nereye gelmişiz abi? Bu konuda neler düşünüyorsun bir ticaret adamı olarak? Hamd ediyorum. Hamd ediyorum. Tabii rakamdan Türk lirasından 6-0 silindi malum. Evet. O kanun çıktığında da milletvekiliydik. Onda bizim de bir oyumuz vardır. Evet. Yani şimdi 200 liramız eskinin 200 milyonunun alamadıklarını alıyor. Ekonomimiz hamdolsun o güne göre tam oranını bilemiyorum ama 10 misli, 20 misli, belki 50 misli daha iyi duruma gelmiş durumda. Ben de detaya girerek şimdi fazla vaktinizi almak istemem ama hamdolsun ben bir iş adamı olarak da görüyorum. Memleketimizin
hali ve geleceği geçmişinden çok daha iyidir diyorum ve iyi olacağına da inanıyorum. Ama kesinlikle muhalefet böyle demiyor. Bazı köşe yazarları böyle, tam da bu noktada sorayım. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve ülkenin kaderinde oyu olan, parmağı olan bir insan olarak kurucularındansınız çünkü. Efendim AK Parti'nin de şu anda Türkiye yalnız bıraktırılıyor deniyor. Bu noktada Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye gerçekten yalnız mı bırakılıyor, bıraktırılıyor? Bu noktada deneyimli bir siyasetçi olarak neler düşünüyorsunuz? Efendim yalnızlık Allah'a mahsustur. Yalnızlık öyle çok da kötü bir şey değil. Şimdi ben cidden hayret ediyorum. İnsan elbette muhalefet bir şey diyecek de, İnsan sözü söylerken, karşıdaki adamın da ona nasıl bakacağını, nasıl değerlendireceğini bir hesap etmeli. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partililer daha çok bunu söylüyorlar. Ben dün bir vesileyle, siz daha önceki gün bana söylemiştiniz bu programı. Ben dün Cumhurbaşkanlarımızın tarihiyle ilgili bir eser. Evet. Dün bakıyordum bir vesileyle. Cumhuriyet Halk Parti'nin işte ilk Cumhurbaşkanı diyeyim, İsmet Paşa. Evet. Atatürk'ü ayrı tutuyorum. İsmet Paşa 12 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı bu ülkede. Kaç devlet adamının Türkiye'yi ziyaret ettiğini bir tahmin edebilir misiniz 12 yılda? Tahmin edemiyorum ben. At canım şöyle. Yani 50 diyelim. 50 diyelim. Ben de bir sıfır silmeye alışmışız. Ben de sıfırını sildiyim sana. Allah Allah. 12 senede 5 tane devlet adamının ziyaret ettiği bir ülke. 1938'den 1950'ye kadar. Bu 5'in 5'i de krallıkla idare edilen memleketin lideri. Evet, enteresan. Çok dikkatimi çektiği için. Enteresan ama evet, çok enteresan. Dün yazdım da. Evet. Bakın Arnavutluk kralı, gelenler. Evet. Romanya kralı, Irak kral naibi, kral bile değil, kralın yardımcısı. Ürdün kralı, bir tek İngiltere başbakanı gelmiş. Biliyorsunuz İngiltere'de krallıklı idare ediyor. Evet. Ama orada neyse, hadi demokrat falan diyebiliriz. Şimdi 12 senede 5 devlet adamının ziyaret ettiği bir ülkeden, şimdi neredeyse günde 5 devlet adamının geldiği bir ülkeye gelmişiz. Müthiş, müthiş bir tahlil. Gerçekten bu şimdi, habere konu olacak bir tahlil. Ben buradan haber merkezimize ve Necda'ya duyuruyorum. Bir, Arnavutluk kralı diyor Ziyaettin Bey. İki, efendim Irak naibi. Üç, neydi bu abi, R ile başlıyor. Romanya kralı. Romanya kralı. Dört, Ürdün kralı. Kralı. Beş, İngiltere. Orada krallıkla yönetiliyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarda olduğu rahmetli İnönü'nün, o büyük şefin zamanında hep krallar ziyaret etmiş. Bu çok enteresan, bir de ipucu veriyor aslında mevhum muhalefetinden. Evet. Ancak bugün günde 5 tane diyor. Ya da haftada 10 tane devlet başkanları Türkiye'ye geliyor. Evet. Peki biz gitmiş miyiz? Yine o 12 yıl içinde İsmet İnönü sadece Mısır'a gitmiş bir kere. O da gizli. O niye gizli? Araştırdınız mı onu da? Onu evet, şey için. İşte o zaman bu İngiliz vesaire bizi harbe sokmak istiyorlar. İşte hani gelip burada, o da gizlidir. Bu Adana'ya gelişi de Churchill'in. Burada hani Yenice'de trende görüşüyorlar ya. O da gizlidir. Şimdi buradaki görüşmenin bir devamı olarak herhalde orada bir neticelendirme işi var. Bu ikisi de gizli görüşmedir. Kahire'ye gitmiştir. Orada işte ne konuşulduysa, o benim bilgim haricinde budur. Onun ötesinde 12 sene hiç dünyaya gitmemiş. Dünyadan da işte şunları saymazsak kimse gelmemiş. Şimdi bu noktadan bugünkü noktaya geldik.
Evet. Şimdi saymaya kalksak programın ömrü yetmez. Her gün bir ülkenin devlet başkanı, başbakanı, artık bakanların haddi hesabı yok. Gelenler, gidenler, biz gidiyoruz, onlar geliyor falan filan. Şimdi ama bugün bizi yalnız bırakıldığımızı söyleyen insana yani ne demeli şaşırıyorum ben. Bunlar ya bizi aptal sanıyorlar, yani ne derlerse desinler bu millet anlamaz bir şey diye bakıyorlar veya yani söylemekten doğrusu hicap duyuyorum ama veya kendiler aptal. Yani böyle bir şey söylenemez. Hani bir başka Cumhuriyet Halk Partili sayabileceğimiz bir kişi daha Cumhurbaşkanı oldu. Cemal Gürsel. Evet. 1960'dan 66'ya kadar. 6 sene Cumhurbaşkanlığı yaptı. Bunu özellikle biraz söylemek istiyorum. Niye? Belki diyecekler ki ya işte İnönü'nün zamanı şöyleydi böyleydi. O zamanlar işte bugünkü imkanlar yoktu diyecekler. Ama Celal Bayar geldiğinde hemen mesele artmış. Bütün rakamlara bakıyoruz. Sonra Cemal Gürsel gelmiş. Cemal Gürsel'in bu 6 yıllık döneminde 14 kabulü var. 14 kabulünün enteresandır. 7 tanesi İran ve Pakistan'dır. Gitmiş gitmiş gelmişler. Yani ne münasebet vardı şu anda bilmiyorum, söyleyemiyorum ama 7 kere İran ve Pakistan Cumhurbaşkanları. 4 kere İran'ın işte Şah'ı gelmiş gitmiş. Sonra Pakistan Cumhurbaşkanı gelmiş gitmiş 7 tane. Kalanı Tunus, Kıbrıs, herhalde Makaryos gelmiş. Efendim Fransa Başbakanı, gene Ürdün Kralı, efendim İngiltere Kraliçesi gelmiş. Amerika'nın Başkan Yardımcısı gelmiş. Kayda değer. Evet. Bir de Sovyetlerin Yüksek Şura Başkanı, devlet başkanı değil de oranın demek ki meclis başkanı gelmiş. Şimdi peki Cemal Gürsel yurt dışına gitmiş mi? Hiç gitmemiş. Sadece ölmeye Amerika'ya gitmiş. O da eceli yetmediği için orada ölmemiş. Gelmiş buraya. Sonra biliyorsunuz o doktor raporuyla. Yani Allah başa vermesin. Böyle evet. Hastalığı şey yapmayız da. Allah Allah. Yani tedavi için son vefat anında gitti. 2-3 ay orada tedavi oldu. Baktılar artık imkan yok. Götürün dediler. Geldi Türkiye'de. Malum 30 küsür doktorun raporuyla işte görev yapamaz raporu alındı ve Cumhurbaşkanlığından düşürüldü. Sonra da Allah taksiratını affetsin. Vefat etti, gitti. Ondan sonra da zaten bir Cumhuriyet Halk Partili gelmedi ki başa. Bir mukayese yapalım. Şimdi gerek Cumhuriyet Halk Partili, gerekse zihniyet olarak ondan çok farklı görmediğim Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımız hep yalnızlığa itildiğimizi söyleyip duruyorlar. Bu nasıl yalnızlıksa? Dünya ekonomik krize giderken bizim ithalatımızda, ihracatımızda artıyor. Allah'a hamdolsun memleketimizde 2 milyon insanı misafir ediyoruz. Hiçbir sıkıntı çekmiyoruz. Belki sosyal bakımdan işte sokakta dilenci şu bu görerek huzurumuz bozuluyor ama. Dünyada var ama. Evet ama maddi olarak herhangi bir sıkıntı çekmiyoruz. Bugün 5,5 milyar dolar masraf etmişiz misafirlerimizi ağırlamaktan. Helal hoş olsun. Bu bir komşuluk hakkıdır. Komşu komşuya mirasçı olur. Güzel. Abi şimdi evet. Hakikaten çok güzel grafikler çiziyor Ziyaettin Bey. Çok da mantıklı, böyle akla dayalı güzel şeyler söylüyor. Ha bunun elbette karşılığını birileri söyler. Ben söylemeyeyim, programcıyım. Yüce halkımızın vicdanına havale ediyorum ama şu 81'i o hıyara saydıralım sevgili yönetmenim Ayaş. Ondan sonra onun üzerine biraz konuşacağız efendim. Yani şu 81 ili o hıyar adama bir saydıralım bakalım. O sonra da şunu soracağım. Şevkat elini uzat diyor bir yine efendim Twitter retweetinde sevgili Ziyaettin Yağcı. Sevgi dilini kullan ve başkaları için yaşamayı meslek, bağışlamayı meşrep edin diyor. Bunun açıklamasını efendim Sayın Datif Erdoğan'ın bir mesajını retweetlemiş. Ben de katılıyorum bu cümlelere aynen. Yavrum hazırsa şu 81 ili o adama saydıralım. Buyurun efendim şimdi İstanbul'a gidiyoruz. Atatürk'ün yapısı nasıl lan be? Atatürk seçme seçilme hakkı var. Atatürk bir dakika. Elbette Atatürk'ün yaptığı sözlerden. Atatürk bir dehadır. Biz bu
konuşuyorsunuz? Ben Atatürk'ün buradan sevgili Serhan, sevgili Serhan, bu gerçekler programı vesilesiyle ben bütün Türkiye'ye bir mesaj vermek istiyorum. Biz kadın hatları, İslam'da kadın hatları konuşuyoruz. Biz Atatürk'ün konuşmaya geldik. Adana, Ardı, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir. Yüksel Bey, bırak. Yüksel Bey, Yüksel Bey, Yüksel Bey. Şov yapıyorsun. Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, İlkel, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Mevçe, İmniğde, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt. Yüksel Bey, 81 say say bitmez böyle. Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak'a kadar, Yüksel Bey. Osmaniye'ye kadar diyorum ki, ey insanlar, Kur'an'ı bir bilgi, Kur'an'ı bir birikim, Kur'an'ı bir feraset, Kur'an'ı bir basiret olmadan bu hurafecilere kanarsınız, sömürülürsünüz. İnanmayın. Allah size önem veriyor. Yüksel Bey. Yüksel Bey. Yüksel Bey bakın böyle tamam çok teşekkür ederim ama. Teşekkür ediyorum. Tamam, ben de çok teşekkür ediyorum. Fatih Bey buyurun. Evet sevgili Ziyaettin abi yani adamı kızdırınca ben de 81'i saydım tartışmanın ortasında abi. Ne yapayım? Denizli'de dursaydın. Efendim? Denizli'de dursan iyi olurdu. Neden? Denizli horozu gibisin birader. Yavrum, yavrum şu arkadan 2015 duasını da hemen ver yavrum. Hemen ver Ziyaettin abi onu da izleteyim. Hemen onun üzerine konuşalım. Hadi çocuğum. İnsanların zihnine bir saniye istirham ediyorum. İstirham ediyorum. Bizim lütfen zihinleri önemseyelim. Birbirimizin sevgi, saygı eksik etmemeyin. Habibe Hanım bağırma, Yüksel Bey bağırma lütfen. Bir şey rica ediyorum. Lafınızı kesin özür dilerim. Ama size vereceğim sözü. Yani şu anda tek bir kelime kravat değil. Ben şekicilikten geçip lütfen doğru düzgün insanlığa ve insanın zihnine ve kişiliğine lütfen saygı gösterin. Tamam çok teşekkür ediyoruz. Şimdi süremizin de sonuna geliyoruz. Ben son sözü bu hafta size veriyorum sevgili Sayın Mert. Serhan madem bana verdin Allah gerçeklerden şaşırtmasın diyelim ve ben 2014 çekip gitmiş iken bir sürü acı tatlı anılarıyla hatıralarıyla pırıl pırıl bir 2015'e girmiş iken tüm dünya insanlık ailesine 2015'in barış, sevgi, saygı, güven getirmesi için bir Türkçe dua yapmak istiyorum. Amin. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin zahir ve batınımızı envar-ı Kur'an ve imanla münevver eyle. Amin. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin cennet ve cemalullah şerefiyle hepimizi serfiraz eyle. Çocuklarımıza Kur'ani bir hayat, Kur'ani bir bilinç, Kur'ani bir feraset nasip ve müyesser eyle. Amin. Bütün dünya insanlık ailesini barış, sevgi, saygı, güven içinde mutlu eyle. Amin. Bütün dünya insanlarının geçmişlerinin mekanını cennet eyle. Geleceklerini berhudar eyle. Amin. Bizi gerçeklerden ayırma. Amin. Memleketimize dirlik, birlik, selamet, barış, sevgi, saygı, güven ihsan eyle. Amin. Siyasilerimize ta tepeden tırnağa usul-i lisan ve kibar-i lisan nasip eyle. Yani Amin. Güzel söz nasip eyle. Birbirlerine karşı merhametli davranmak nasip eyle. Amin. Amine ve selamün alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet Ziyaettin abi şimdi hakikaten orada biz yani siyasilerimizden, muhalefetten ve iktidardan böyle çocuklarımıza örnek olacak güzellikler bekliyoruz ancak Büyük Millet Meclisimizde sizin zamanınızda da oldu. Efendim neredeyse bardaklar havada uçuşuyor, dosyalar havada uçuşuyor. Aynaya baktığınız zaman siz meclis olarak bu noktayı nasıl değerlendiriyorsun abi? Ben biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımızın ağlama evet vesilesiyle söylediğimi söylerim. Milletvekilleri de insandır. Onlar da yerine göre sinirlenirler, yerine göre hüzünlenirler, yerine göre
şefkatli davranırlar. Birine göre katarlık yaparlar. Bunlar insani bir şey diyorsun. Beşeri bir şeydir. Evet. Yani biz özel olarak sen milletvekili olacaksın, senin bütün hislerin alınmış, bütün sinirlerin alınmış, yarattım demiyor ki Allah bize. Biz de işte halkın içinden neticede işte seçilip giden insanlar. Yani burada 550 kişi. Biz 550 kişi şurada 5 kişi çalışıyoruz bir iş yerinde. Arada bir kavga etmiyor muyuz canım? Evimizde 3 evet. tane çocuğumuzla veya bir tane hanımımızla zaman zaman kavga etmiyor muyuz? Şimdi bunlar normaldir. Ama tabii göz önünde insanlar. Evet. Bunlar kavga ettiği zaman televizyon gösteriyor falan. İşte millet yakıştıramıyor. Millet yakıştıramamak da haklı ama. Yani daha olgun davranılmalı muhakkak. Ama neticede insandır. Bazen evet. doluyor insan. Abi insan dediğin zaman zaten orada akan sular duruyor. Evet. İnsan demek artı hata demektir. İnsan hata yapar ama bu ısrarla, inatla devam ediyorsa bir kamer genç gibi. Misal yani meclisin en kıdemli insanlarından biri. Ve dahi bir başbakan gibi, hatta cumhurbaşkanı gibi, hatta uzun zamandan beri orada milletvekilliği yapan insanlar bunu ısrarla, inatla yapıyorsa artık bu hatanın ötesinde tefsir edilir. Ha, o, yani güzellik, hüsnü zan esastır ama... O ismini verdiğiniz o zat bunu bir politika olarak benimsemiş. O kendini öyle göstermek istiyor. Onunki kastı mahsusla yapılan şeydir. Yani herhangi bir kavga sebebi olmasa da o onu yapıyor. O kendini öyle gösteriyor. Yani bir atasözümüz var ya, tam olarak belki söyleyemem de, işte bir şöhret budalasının biri işte gitmiş cami duvarına siymiş. Evet. İşte o, herkes de ondan bahsetmeye başlamış. Şimdi bazıları böyle. Yani kendinden bahsedilsin de. Ama onları geçersek, bunlar yani 550 kişilik meclisin içinde bir kişi, iki kişi, bilemedin 5 kişidir. Ama yani 5 kişinin hatasını 550 kişiye vermek de çok adil değil. Kesinlikle evet. Evet. Oradan bir reklam startını aldım. Ama şu Rüştü Kul'un mesajını okuyup reklama gitmek istiyorum. Onu hep birlikte düşünelim. Ziyaettin Bey'i neden konuk alıyorsun? Bundan sonra sana danışırım. Şu anda bir görevi falan yok. Önemli olan senin için para ve zenginlik değil mi Sayın Mert? Konuk alma kriterin anlaşılmıştır diyor. Yani aramızda hiçbir maddi ilişki yok. Yani senetten böyle bir noktaya vardıysam onun dışında öyle ciddi bir parasal falan ilişkimiz yok. Programa program zaten bütçeli değil, bunu Allah ve bütün Adana biliyor. Rüştü abi boşuna suizanda bulunuyorsun. Yani ne diyeyim sana ki, yine bunu bir kere daha okuyacağım reklamlardan sonra Ziyaettin abiye soracağım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi yüce halkımızın birbirinden değerli ürünlerini hep birlikte izliyoruz. Sonra tekrar bu tatlı Adana sohbeti bütün güzelliğiyle bütün dünyaya gidiyor. Buyurun reklamlar efendim.